Peki yani şöyle orta çağda insanların uzun uyumalarına kimse bir şey dememiş hatta memnunmuş insanlar uzun uyumalardan Giderek bu uzun uyuma e, lüzumsuz bir şeymiş gibi algılanmaya başlamış. Öyle 19. 20. yüzyıllarda ve ne kadar az uyursanız sanki o kadar akıllıymışsınız gibi yani aptalların çok uyuduğu şeklinde böyle bir kanılar da yerleşmeye başlamış. Hatta bir takım ünlü liderlerin batı liderlerinin kısa uyuması e, gibi e, örneklerle yani işte bakın işte falanca başbakan da kısa uyuyor filanca bilim insanı da kısa uyuyor Napolyon da işte 4 saat uyurdu filan gibi böyle anekdot bari bir takım şeyler var ve ama ortalama uyuma süresi tabii ki giderek azalmış yani 21. yüzyılda da çok daha geç yatıyor ve normal erken işe gitmeye çalışıyoruz ve o kısalmış durumda. Halbuki yani 6 saatin altında olan bir uykunun hiçbir biçimde sağlıklı olmadığı evet. söyleniyor. Yani bunda hem fikir miyiz? Bu çok kişiye özel bir şey. Yani evet. uyku ihtiyacı dediğimiz şey sizin için 8 saattir, benim için 6 saattir. Bu çok hani genlerimizle yine genetik olarak evet. belirlenen bir şey. Ama baktığımız zaman insanların çoğu 7-8 saatlik uykuyla dinlenmiş uykusunu almış olarak kalkıyorlar. Ama bir grup insan var ki çok yüksek değil oranları %2 gibi bunlar 10 saat ve üzerinde uyuyorlar. Bir grup insanda da 5 saat ve altında uyuyor. Dolayısıyla 5 saat ve altında bir uyku ihtiyacı olan kişi için ee, onun 4,5-5 saat civarında olması yetecektir Ama 8 saatlik uykuya ihtiyacı olan bir kişi 5 saat uyuduğu zaman Her gün 3 saat ekside başlayacaktır Yani tabii ki günümüz koşullarında çok az uyuyabiliyoruz Uyumaya vakit ayırmamız çok zor oluyor ya da e, vakit olmuyor e, Öyle bir durumdayız ama e, bilelim ki biz uykuya hep borçlu kalıyoruz O da bizde uzun vadede yorgunluk yapıyor, yapıyor. Peki mesela siz ne kadar uyuyorsunuz geceleri? Genellikle 6 ila 8 saat arasında. 6 ila 8 saat. Her zaman böyle miydi? Baştan beri hep böyleydi. Hep böyleydi. Hep böyleydi. Belli bir saatte yatar, belli bir saatte kalkar mısınız hep? Yani genellikle. Zaten iş hayatı ona isteseniz de istemeseniz de mecbur ediyor. Çünkü... Peki hafta sonları mesela daha çok uyumaya kalkar mısınız? İstesem de beceremiyorum. Beceremiyorsunuz. Çünkü şöyle birçok kişi hafta arası az uyuyabildiği için Hafta sonu bunu telafi ederim düşüncesiyle daha uzun uyumaya çalışıyor. Bu eksiklik telafi edilebilir mi? Edilebiliyor. Yani eğer hafta içi ortalama bir saat eksik uyuyorsanız ve sizin uyku ihtiyacınız evet. 8 saat ise hafta sonu cumartesi pazara bölerek e, hafta içinin boşluklarını borçlarını kapatmak mümkün. Evet ama mesela bu belleğin yani hafızanın konsolidasyonu diye tanımlanan yani öğrenilen şeyin e, kayıt haline geçirilebilmesi ve bellekte kalması... Ee, öyle pazartesi günü öğrendiğiniz bir şeyi e, hemen kayıt altına alamadıysanız eğer ta gelecek pazara kadar sizi bekler mi? Şimdi o, o pek öyle olmuyor. Yani bizim e, deprivasyon uykusu dediğimiz evet. uyku yoksunluğunun arkasından gelen uykumuz bizim daha çok derin yavaş uyku dediğimiz bir evet. uyku dönemi. Dolayısıyla bedeni dinlendiren uyku dönemini biz Yorulduğumuz zaman daha e, kamufle ediyoruz. Çünkü ne kadar uyanık kalırsanız o derin uykumuz o evet. kadar artıyor. Dolayısıyla kamuflaj uykuları ya da de, şey e, dinleme uykuları, deprivasyon sonrası gelen uykular e, o yönde vücudun dinlenmesi yönünde fayda gösteriyor. Rüya uykusu gece içerisinde az da uyusanız e, 90 ila 120 dakika içerisinde tekrarlanan bir Peki, dönem. Peki durun ona geleceğiz o başka bir şey. Ama ben yine de şunu söyledim yani pazartesi günü öğrendiğiniz bir şeyi... E ee, hemen, arkasında hemen arkasından olması gerektiğini gösteriyor bilimsel çalışmalar. Diye düşünüyor. Yani evet, evet. Yani o evet. bir gün önceki öğrendiğiniz o akşam iyi bir uyku uyursanız, ancak dalmakta zorlanmazsanız, bir... evet. gece defalarca uyanmazsanız çünkü evet. gece bir de uyandığınızda da beynin Tabii ki. uyanmaması lazım. Çünkü melatonin hormonuyla ilgisi var bu evet. bütün olayın. o e ışıkla beyaz ışıkla melatonin salınımı durabiliyor. Peki, onu, onu da onu da ondan şu anda O zaman o bile şey etkiliyor. Yapıyor, yani etkiliyor. güzel derin bir uyku. Adam evet, akıl, adam evet. gibi bir uyku uyumak gerekir. gerekir ve bazı şeyler için vücudun dinlenmesi için evet ama bazı şeyler için mümkün olduğu kadar onu erken e, telafi, telafi etmek, etmek evet. lazım. Evet. Yani ta ben hafta sonu uyurum diyerekten ötelemekte pek bir fayda olmayabilir o pek değil galiba bazı şeyler için hiç faydası yok yani hemen uyumak yani o gün içinde bunu sanırım da 24 saat mi nedir öyle bir şey var evet. Peki e, şimdi aşağı yukarı hepimizin uyuduğunu biliyoruz da hiç uyumasak ne olur ölür müyüz acaba yani hiç uyunmasa? Hiç uyunmasa ölünü, ölünüyor yani 11 gün maksimum evet. e, uyumadan kaldığınız evet. süre 11 gün. 8 günden sonra halüsinasyonlar başlıyor. Evet Dolayısıyla o psikotik süreçle beraber bir süre sonra 10. günden sonra artık enfeksiyonlara daha meyilli hale geldiğiniz için ölüme daha yakın olduğunuz bildiriliyor. Evet. Dolayısıyla 11 günden daha uzun süre uyanık kalan kimse, kimse yok. yok. Zaten.